Bölgemizde kesinlikle ve kesinlikle birilerinin para kazanması için, birilerinin zengin olması için benim Kundak'taki çocuğumun hayatını satın alamaz. Almaya da lüksü yok. Devlet büyüklerinden de ricamız bu konuya kesinlikle ve kesinlikle yakından ilgilenmelerini talep ediyoruz. Bütün siyasi partiler, STK'larla birebir görüştük. Hepsi arkamızda olduklarını bizlere beyan ettiler. Belki ola ki fabrika sahipleri, yapmak isteyenler, daha çok zengin olmak isteyenler anayasadan, devletten, hukuktan haberleri yoksa birkaç tane madde okuyalım ki onlar da bilgilensin, haberler olsun. Mesela diyor ki zeytincilik kanunu diyor. 3573 sayılı kanuna göre 20. maddesine göre zeytinlik sahalar içerisinde bu sahalara 3 kilometre mesafede zeytinlikler vegetatif ve dejatif gelişmeler mani olacak kimyevi atık barındıran ve duman çıkartan tesis yapılmaz ve işletilmez hükme yer almaktadır. Proje sahasını bırakın 3 kilometre mesafeyi, kil alınacak, fabrika yapılacak alanların içerisinde zeytinlikler bulunmaktadır. Bırakın siz 3 kilometreyi, 20 kilo yani zeytinlik sahası içerisinde var fabrikanıza. Bunu görmezden gelme şansı yok hiç kimse. Ondan sonraki madde. Bu tabipler odasının bizzat zeytinliklerin veyahut da insan sağlığı için yapılmasını istemedikleri çimento fabrikaları için hazırlanmış bir tabipler odasının yazısıdır. Çimento fabrikaları bacasından PM100, PM10, PM5 ve PM2.5 emisyonları olur. Bu proses açısından kaçınılmaz bir durumdur. Her ne kadar bahsi geçen emisyonların engellenmesi için elektrostatik filtreler konulacağı taahhüt edilse bile, ki edilmeyeceğini herkes biliyor. Çünkü maliyeti çok yüksek. Öyle eften püften paralar harcamaz. Zengin daha çok zengin olmanın derdinde. Buna istinaden özellikle PM2.5 maddesinin yayılımı çok uzak, 15 kilometrelere kadar yayıldığını söylemiş tabipler odası. Bunun üzerine de akciğer kanserinin en çok etkisi olan madde budur arkadaşlar. Hiç kimse demesin, bana dokunmasın, şöyle, öyle bir şey değil. Gerçekten günlerdir dersimize çok iyi çalıştık. Görmediğimiz birimler, amirler kalmadı. Herkesle birebir görüştük. Uykularımızı kaybettik. Kundak'taki göbeklerimize varsa yatacak bir yerimiz kalmayacak. Bak, mezarlarımıza kadar girecekler. Tövbe haşa. Böyle olacak ama gerçekten böyle olacak. Rica ediyorum, bütün fabrikaların etrafına gidip bakabiliriz. Gönüllü olarak ben götürürüm. Bize birebir fabrikanın içerisinde çalışan makine mühendisi bir